Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine takas toplu olan şirketlerimizden bir tanesiyle ilgili konuşacağız. Genel anlamda baktığımda bu tarz hisselerin daha çok beğenildiğini gözlemlemeye başladım. Çünkü öyle bir zamandayız ki biliyorsunuz şu zamanda sadece hani BIST'e harici yan tahtalar dediğimiz tahtalarda takası toplu olan şirketlerden başka kolay kolay yürüyen şirket yok. Yukarıya yönlü hedeflerini güncel bir şekilde getiren şirketlerin içinde takas toplu şirketler ön planda çıkıyor. Şimdi bunlarla ilgili de çok fazla talep aldığım için o yüzden sizlere yine bir takas toplu şirket incelemesi yapmak istedim. Bu şirketimizin ismi Bossa olacak. Bossa ile ilgili sizlere genel anlamda kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Şimdi dostlar bu tarz videoların tekrar tekrar gelmesi ve ön plana çıkması tamamıyla sizlerin başarısı aslında. Sizlerden ne kadar çok beğeni, yorum, aldığımı görürsem bu hem video ön plana çıkıyor hem daha fazla kitleye ulaşıyoruz hem de ben de daha fazla izlenildiğini düşündüğüm için bu tarafa biraz daha önem veriyorum. Yani bu videonun ön plana çıkması ve kişilere ulaşması tamamen sizin elinizde. Bunu sakın unutmayın. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Burada yer alan bilgiler tamamıyla kendi düşüncelerime ve fikrim olup yatırım amacı içermemektedir. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Haydi hemen hızlı bir şekilde Borsa'nın internet sitesine girelim. Aslında internet sitesinin başlığında bakın solar enerji sisteminde büyük anlamda e, kuvvetli olduğunu şirketin görebiliyoruz İlk görselde. Borsa bize bunu tanıtmış ve genel olarak da giyim tarafında şirketin faaliyet gösterdiğini ve bu faaliyet alanında 2023 yılında Türkiye'nin bir numarası seçildiğini görebiliyoruz. Bakın 29.214 panelden bahsediyoruz burada. Üretim kapasitesinin komple çatıların her yerinde gördüğünüz gibi GES tarafı dolu ve yıllık 11.737 kW'lık bir enerji üretimi var. Bununla ilgili de güzel bir görselde bilgi vermiş. Türkiye'de ilk yüze girmiş kumaş üretiminde faaliyet gösteren en değerli marka olarak. Şimdi birazcık daha detayına inip hakkımızda tarafına bir bakalım. Bakalım markamız neredeymiş, nerede faaliyet gösteriyormuş. 72 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz. 1951 yılında kurulduğunu Adana'daki tesisiyle Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kuruluşlarından biri olduğunu da artık unutmuyoruz. Faaliyet gösterdiği denim alanındaki ürün yelpazesi ve yüksek üretim kapasitesiyle boya ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede ürün seviyeleri sunduğunu da biliyoruz artık. Arge çalışmalarına önem verdiğini biliyoruz ve pazar trendlerini yakalayan yenilikçi ve öncü yapılarının yol gösterdiğini de artık biliyoruz. Genel anlamda borsa hisseleri 1995 yılında Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış. Bunu da söylemekte fayda var. Daha da buradan sertifikalarını vesaire bakabilirsiniz. Tabii ki buradan ortaklık yapısına baktığımızda bir ayrı şirket olduğunu görebiliyoruz. Ortaklık yapısında İsrafil Uçurum, Yusufusurum ve diğer ortaklar olmak üzere paylar belli. Burada baktığımızda %12'lik bir halka açık var. Tabii ki burası güncel olmayabilir. O yüzden Tables tarafında tekrar bu tarafı inceleyeceğiz. Çünkü Tables tarafında yakın zamanda bedelsiz bölünmesi mevcut. Bakın Denim kategorisi dediğimizde de bunları görsellerle sizlere göstermek istiyorum. S25 ab 24-25 ve SS koleksiyon, koleksiyonları mevcut. Bunları bizlere sunmuşlar. Ve denim etiketleriyle de e, tüm böyle denimle ilgili görselleri burada bizlere bahsetmişler. Şimdi dedik ki bir de Bossa'nın Fine Tables tarafına bakalım. Şimdi 2.4 milyarlık bir öz kaynak gelmiş 9 aylık bilançoda baktığımızda. Bu ne? Borçlardan karlıkları çıkardıktan sonra elimize kalan nakit para. Yani öz kaynakların güzel bir şekilde %8'lik arttığını görebiliyoruz. Onun haricinde dönem varlıklarının artışı dikkat çekici %7'lik bir artış söz konusu. Satışlarımız, faaliyet karımız, favorimiz ve net dönem karımız da geçtiğimiz yıla göre %30, %40, %50 oranında arttığını görebiliyoruz. Çeyreklik kâra başlığımızda 10 çeyreklikte aslında geçtiğimiz yılın bu zamanlarında 91 milyon kâr varken şu an 195 milyona kadar bir çeyreklik kâr artışı görüyoruz. Burada da güzel bir artış söz konusu. Favoyumuz çok ciddi oranda artmış bu güzel. Çeyreklik satışlarımızın da düzenli olarak arttığını görüyoruz. Şimdi denim tarafında yani kot kıyafet vs. bu tarafta artık yılbaşından sonra yine bir zamın ardından artık çoğu ürünlere erişmemiz zorlanacak, zorlaşacak. Genel anlamda ekonomik yapısı orta ve alt düzeyde olan bir coğrafyada yaşadığımız için bu tarafın karlılığı da artacak maalesef. Az önce sermayedeki paylara baktığımızda israfil uçurumu ve uçurumu konuşmuştuk. Diğer tarafındaki payda yine 79 milyonluk pilot piyasada geziyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Sermaye artırım ve temettü tarafına bakarsak eğer. Arkadaşlar burada şirketin baktığımızda bakın düzenli olarak 2 yıldır bedelsiz verdiğini görüyoruz. Bedelsiz bölünmeyle birlikte geçtiğimiz yıl 2022 ayında 400 %474 oranında güçlü bir bedelsiz. 2023'ün 6. ayında ise %82 oranında güçlü bir bedelsiz vererek şirketin yatırımcıların mutlu ettiğini görmek Gayet net bir şekilde burada belli. Çünkü bakın genel anlamda şirket 97 yılından bu zamana sürekli bedelsiz veriyor. %150, %65, %100 yani bedelsiz potansiyeli ve bedensiz bölünmesi yüksek olan şirketlerden bir tanesi. 2016 yılında temettü verimini bırakmış ve ondan sonra bedelsiz tarafına dönmüş diyebiliriz. Bir geri alım programı var mı? Geri alım programı karşımıza çıkmadı. Rakip analiz tarafına bakmak istiyorum. Ben yani sektördeki diğer tekstil deri, deri giyim sektöründeki diğer şirketlerde bir FKPD'de sıralayalım. Hemen borsa hissemizi bulalım. borsanın buradaki FKSA bir bakalım. Aşağı doğru indiğimizde şuradan hemen sıralamadan bulmaya çalışıyorum borsayı Evet Bossa şurada hemen Yunsa'nın bir tık üstünde Megap'ın altında karşımıza çıkıyor. 6.93 VK 2.87 PDD ve baktığımızda 16.41 Favut ile karşımıza çıkıyor. Yani şirket ortalama 7 yılda kendini amorti ediyor diyebiliriz ve sektör ortalamalarının gayet içinde ve ucuz olan şirketlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu, şey, bu sektörde zaten benim beğendiğim iki şirket var. Birisi Bossa birisi Yunsa. Çok dikkat çekici şirket olarak tekstil tarafında sürekli takip ettiğim şirketlerden bazıları. Şimdi hemen gelelim kap haberleri tarafına. Bostan'ın kap haberlerine girdikten sonra burada yıl bazlı kap dosyasını Word ya da Excel dosyası olarak indirebilirsiniz. Buradan hızlıca aşağı iniyorum. Yakın zamanda bir haber var mı ona bakalım. Çünkü ardından işte herkesin merak ettiği takas ve teknik tarafına geçeceğiz. Hızlı bir şekilde aşağı indiğimde devre kesiciler vesaire bunu görüyoruz. Şu anda, şu anda genel anlamda bundan karşımıza çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz biz de çok dalgalı bir sezondayız. En son kapı bakın arazi gez yatırım hakkında bir kap güncellemesi gelmiş. Demiş ki şirketimize, şirketimize ait arazi üzerine toplam 8000 kWh'lik santral gücünde arazi gez kurulması için yaptığımız başvuru uygun bulunmuş. Ve yine ilk kurumdan çağrı mektubu tarafınıza iletilmiş ve bu yatırımın planlanması 6 milyon Amerikan doları olarak karşımıza çıkıyor. 2024 yılı içerisinde yatırımın tamamlanması ile birlikte toplam gez panel kapasitesi 25.000 bin kWh santral gücüne ulaşacak olup böylelikle yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %35'lik kısmı güneş enerjisinden sağlanmış olacak. Zaten videonun kapağında da gördünüz güneş enerjisi tarafında fabrikanın üstündeki GES'leri ve onun haricinde ise yine gez yatırımlarına devam ediyor ve bu gez yatırımlarına devam etmesi çok güzel. Çünkü enerji fiyatları muhteşem artacağı sezona doğru gidiyoruz. Hani şu anki gördüğümüz elektrik fiyatları falan e, ne derler? biraz e, ucuz kalacak. Sanayi tarafında da çok iyi zamlar gelecek. O yüzden GES tarafı bir şirket için enerji tarafına yatırımı çok önemli. İleriki sürede e, trendten ayrılmaması için yatırımlarını güçlendirmesi ve ayrıca baktığımızda işte ellerindeki nakiti iyi değerlendirmesi için GES yatırımı çok önemli. Sizler maliyeti ne kadar azaltabilirseniz karlılığınız o kadar artar. Bunu sakın unutmayın. En yakın zamanda Bolsa'nın haberi bu. Videoyu da çok fazla uzak tutmak istemiyorum dediğim gibi tekrar kap Borsa'dan girip buradan Excel dosyasını indirip bakın şöyle kap haberlerine girdikten sonra en altta yıl bazındaki şirket haberlerine tıklayıp dosyayı indirebilirsiniz. Buradan da tek tek inceleyebilirsiniz. Şimdi gelelim Borsa'nın hemen takas durumuna. Bakın takas analizine baktığımızda borsa da çok kuvvetli bir takas durumuyla iş kurumunun %82,39 209 milyonluk bir takasını toplu bir şekilde elinde tuttuğunu görebiliyoruz. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. İş muhteşem bir şekilde takas tarafında ağırlıklı. Diğer tarafında ise sadece yüzde bir lot kalmış. Bir de şöyle bakmak lazım olaya. Ee, tabii ki burada hani iş kurumunun çok fazla takas tuttuğunu söyleyebiliyoruz ama Hele hele maliyetin ortalama 10.76'larda görüyoruz. Bakın burada. Bunu da söyleyeyim sizlere. Mesela dün biraz satış yapmış. Günlük dost sürekli takas tarafına değişiyor ama maliyete de 10.76'larda geziyor. Bossa'nın birazdan teknik tarafında konuşacağız. Bossa bence bu takas toplu olup da daha ciddi bir şekilde hareket yapmayan hisselerin başında geliyor. Bir önceki videomuzda sizlere lüks hedefeyi çekmiştik. Lüks hedefe de daha hedefine gidemedi. Bossa da yine aynı şekilde hedefine gidemedi. Maliyetini burada gördüğünüz 10.76 maliyette iş kurumunda ciddi oranda bir takas mevcut. Haydi gelin şimdi hemen Bossa'nın teknik tarafına bir bakalım. Haftalık grafikteyiz. Haftalık grafikte Bossa şu an 7.80'lerden trendini kırdıktan sonra hemen hemen %90'lık bir getiriyle 13 liralara kadar gitmişti. Sonra aşağıdan düzeltmesini sağlıklı bir şekilde yapmıştı. Haftalık görünümüne baktığımızda hacim tarafı güzel. Osilatörümüz dipten dönmek üzere ve mavi trendimizde, o mavi türümüzde düzeltme bitmiş gibi görünmekte. Fakat şöyle bir durum var. Günlük grafiğe geldiğimiz zaman günlük grafikte henüz düşen kırılımını yapmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bu haftalıkta da bariz bir görüntü olarak karşımıza çıkmıştı. Aslında güzel bir fitil ile üstüne attığını görmüştük fakat hala şu endeksin satış baskısından dolayı ciddi bir ivme yukarıya doğru gerçekleştiremedi. Şurada kendine oluşturduğu yatay bir bantta bir dip dediğimiz nokta var. Burası da daha önceki düşen kırılım seviyesi şöyle dursun aşağıda mavi. Çünkü olası bir sert düşüşlerde destek olarak karşımıza çıkacak. Şimdi baktığımızda yatay bir bant desteğimiz var. Bu yatay bant desteğimiz neresi? 9.77 olarak karşımıza çıkıyor. Burada düşen kırılımı yaptığı seviyenin üstünde muhteşem bir şekilde kalsaydı ve kaldıktan sonra da ivmesine devam ettirmiş olsaydı bizler harika bir şekilde direkt 5 liradan 13 liraya kalkan bir şirket olduğu için buradan direkt biz de 18 liralara kadar bir potansiyel bekliyorduk ilk etapta. 18 liralarda çok güzel bir hedef olarak güzel bir getiri olarak karşımızdaydı. Çünkü takası toplu olan şirketler yürüdüğü zaman çok sert yürürler. Düzeltmelerini sert yaparlar mı? Evet sert yaparlar. Neden? Daha fazla yatırımcı döküp daha fazla kazanç sağlamak için. Şunu söylemek istiyorum. Bossa'nın ilk etapta yukarıya doğru getirisi %74'lük bir getiri hedefiyle bozsa bence portföyde tutulabilir. Aşağı doğru stop seviyem ne olur benim? Tabii ki burada stop seviyem 9.77 TL olan alt taraftaki şuradaki band desteği olur. E peki hocam takas stoplu dediniz. Bir de buna uzun vadede bakalım. Kısa vadede konuşmayalım. Uzun vadede konuşursak uzun vadede daha henüz hiçbir şey yapmadığını net bir şekilde borsanın görebiliriz. Zaten en baştaki trend başlangıcı burada. Bu trend başlangıcını daha henüz yukarıya doğru vermiş değil. Uzun vadede birazcık daha hani piyasanın şekillendirdiği artı tahtacının hisseyi yürütmeye başladığı seviyelerde ilk etapta 23 daha sonrasında ise zaten 31 liralara kadar bir yükseliş potansiyeliyle BOS'a portföyde tutulabilir. Yani ne kadarlık bir getiriden bahsediyoruz burada hemen onu konuşalım. Bakın anlık fiyat hareketinden konuşacak olursak. ilk etapta %74, ikinci %121. Ve son olarak %189. %189'luk bir getiri hedefiyle Bossa'nın portföyde olabileceğini düşünen kişilerden birisiyim ben de. Çünkü toplu takaslar gerçekten dikkat çekiyor. O zaman yani şu dönem takası toplu olan şirketlerin dönemi. Çok fazla endeks tarafında oynama sergiliyoruz. Biliyorsunuz bunda işte Türkiye'nin o ekonomik görüntüsü onun haricinde doların sürekli yukarıya gitmesi ve faiz gibi bir belanın sürekli artması. Tabii ki bunu yanlış olarak düşünmüyoruz. Faiz artışı enflasyon durumu için gerekli. Sadece geç yapılan bir trend eğrisi de o yüzden biz de bununla yeni yeni etkilenmeye başladık. Bu sektörde yani bu tarafta eğer ben yatırım yapacak olursam ve ciddi anlamda para kazanmak istersem kesinlikle ama kesinlikle takas toplu şirketlerden uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Ama körü körüne de hiçbir şirkete hiçbir hisseye girilmez. Burada da tabii ki mutlaka bir stop seviyemiz olacak. Bizim buradaki en önemli stop seviyemiz 9.77 seviyesiyle şu an karşımızda duruyor. Genel anlamda kısa kısa kap tarafını ve ee, takas tarafını, işte şirketin ne iş yaptığını bunları incelemeye çalıştık. Ufak tefek bilgiler serpiştirmeye çalıştım. Şirketimizle ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım hepimiz için güzel, bereketli bir sezon gelir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, tekrar görüşmek üzere.